Ana. Kendisini uğurlarken hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Sultan Kaya Ünsal geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz uzun zamandır görüşemiyorduk sizinle. Evet. Korona dönemi de girdi araya. Şimdi ilk olarak göz cerrahi teknolojisindeki son gelişme olarak bilinen premium akıllı lensle başlayalım. Bir tanıyalım kendisini. Nedir premium akıllı lens? Premium akıllı lens dediğimizde aslında göz cerrahisinin geldiği son noktalardan biri diyebiliriz. Nasıl ki şöyle gözdeki refraktif kusurların özellikle miyopi, hipermetropi, astigmat, presbiyopiyi çözebildiğimiz bir gelişme. Biz bunu gözün içerisine yerleştiriyoruz. Göz içerisine yerleştirdiğimiz zaman bu sayede hem yakını, hem ortayı, hem uzak mesafeyi rahatlıkla görebiliyoruz. Şu ara mesafe dilerseniz birazcık daha detaylandıralım. Daha fazla konuşulmaya başladı bu dönemlerde. Evet. Neden bu kadar önemli ara mesafe, bu orta mesafe dediğimiz? Evet, çünkü neden? Artık yaptığımız işler hep ara mesafede. Doğru. Ne gibi? İşte bilgisayara bakıyoruz, aracımıza oturduğumuz zaman kadranı görüyoruz. Masa üzerinde sürekli bir şeyler yapıyoruz, yemek pişiriyoruz. İşte masanın üzerinde yazı yazıyoruz. Bunların hepsi ara mesafe. Hı hı. Yakın dediğimizde 30-40 santimi anlarken ara mesafe dediğimizde 70-80 santime doğru artık mesafe genişliyor. Hı hı. Şimdi bizim premium akıllı lensteki fark ara mesafeyi de bize gösterebilmesi. Zaten daha önceki lenslerde biz yakını ve uzağı gösterebiliyorduk. Ama ara mesafede rahat göremediği için kişiler rahat edemiyordu. Şimdi artık ara mesafede işte masanın üzeri, bilgisayar ekranı, araç kadranı derken artık hayatımızdaki o yakın mesafe aslında biraz daha genişledi. Biz bu sayede de daha rahat hareket etmeye başladık. Başladık. Peki bu akıllı lenslerin çeşitleri var mı yoksa tek çeşitli lens mi takılır? Akıllı lensin çeşitleri var. Yani farklı markalarda var, farklı özelliklerde var. Herkese aynı lens olmaz. Kişinin bir muayene yapıyoruz. Hı. Detaylı muayenede işte gerekli testlerini yapıyoruz. Gözün arka kısmına bakıyoruz. Görme muayenesini yapıyoruz. Daha sonra kime hangi lens daha uygunsa ona göre bir seçim yapıyoruz. Çok ince hassas detaylar var aslında. İnce açılar ölçüyoruz. Hı hı. Yani çoğu şeyi aslında hani gözle değil de daha çok makinayla işte oradaki matematiksel hesaplarla hesaplayıp ince detaylarla bunu hesaplayıp göze uyguluyoruz. Peki daha genç yaşlarda mesela bu lensi gözünün içine taktık diyelim. Sonrasında ilerleyen yaşlarda bir katarak operasyonuna engel midir yoksa katarak oluşur mu oluşmaz mı? Şimdi biz bu lensi takarken gözümüzün içerisinde kendi merceğimiz var. Zaten kendi merceğimiz burada işlev görmeyen bir mercek. O yüzden kendi göz merceğimizi temizliyoruz. Evet. Temizlediğimiz için de ilerleyen dönemde katarak olmuyoruz. Çünkü artık katarak gelişecek bir yer kalmıyor. Kalmıyor. Evet, çünkü çok katarak güzel demek gözün içerisindeki saydam merceğin zamanla, yaşla beraber ya da herhangi bir sistemik hastalıkla veya kullanılan ilaçlarla beraber saydamlığını yitirmesi, fonksiyonunu yapamaması. Nedir bu fonksiyon? İşte yakını gösterme, uzağı gösterme gibi esneyip işte zoomlama yeteneği gibi de düşünebilirsiniz. Hı hı. Nasıl kamera böyle odaklanıyor. Evet, odaklama yeteneğini kaybetmesiyle beraber bir süre sonra biz yakını görememeye başlıyoruz. İşte uzakta bulanıklıklarımız artıyor. O yüzden biz buradaki merceği, işlev görmeyen merceği temizliyoruz. Yerine bir premium akıllı lens taktığımızda bu mesafeleri rahat görüyoruz. Daha önce söylediğimiz işte yakın, orta ve uzak mesafeleri. Artı tabii orada herhangi bir doku kalmadığı için de katarak geliştirebilecek. İleride katarak ameliyatı olmuyoruz. Olmasa gerek kalmıyor. Gerek kalmıyor. Gözün bu lenslere uyum sağlaması ne kadar zaman alıyor? Hasta ne zaman net görmeye başlıyor? Şimdi bunlar da aslında kişiye göre değişiyor. Yani hemen ertesi günü de pırıl pırıl gören hasta varken bir hafta içerisinde adapte olan hasta da var. Neden? Çünkü herkesin göz yapısı farklı. Bir. İkincisi herkesin beyin koordinasyonu farklı. Beyinle göz arasında bir koordinasyon var. Biz bu koordinasyon sürecine nöro adaptasyon diyoruz. Nöro adaptasyon kişiden kişiye değişebilir. O yüzden benim hep söylediğim lütfen başka kişileri baz almayın. Sizin kendinize göre bir göz özelliğiniz, bir beyin kavramanız var. O yüzden bu adaptasyon kişiden kişiye değişir ama ortalama bir hafta sürecinde kişi normal rutin hayatına devam edebilecektir. Yani mutlu olacaktır. O noktaya gelecektir o süre içerisinde diyorsunuz. Gözünde astigmatı olan kişilere özel akıllı bir lens var mıdır? Tabii. Bizim son kazanımlarımızdan biri de torik lensler. Biz bunlara torik lens diyoruz. Hı hı. Torik lens dediğimizde şimdi korneada aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey göz içerisindeki merceği temizledik. Hı. Zaten orada bir astigmat kalmıyor.
Gözün dış tabakasında öndeki saat camı gibi saydam tabakada korneada astigmat kalıyor. Amaç oradaki astigmatın da göze etkisini ortadan kaldırmak. Yani gözün içerisine koyduğumuz akıllı lensle aslında biz korneadaki astigmatı düzeltiyoruz. Hı-hı. Ve bu sayede de tabii ki ekstra olarak hani netlik daha da artıyor. Artıyor. Torik lensleri biz akıllı lenslerde de kullanabiliriz ya da sadece düz tek odaklı merceklerde de torik lens kullanabiliriz. İsmi işte özellikle torik. Astigmatı düzelten torik mercektir diye özellikle altını evet. çizelim istiyorsunuz. Göze dokunmadan lazer gerçekten adı gibi hiç temas etmeden mi yapılıyor? Zannediyorsam burada no touch lazerden bahsedeceğiz. Buyurun. Evet, no touch lazer buradaki püf nokta gözde herhangi bir kesi yapmamak. Hı-hı. No touch'taki amaç yani söylenmek istenen gaye gözü kesmeden, göze herhangi bir bıçak değdirmeden gözün direkt yüzeyine uygulanan bir lazer olması. Tabii ki bu bizim hem işlerimizi daha risk oranını azaltıyor yani daha kolaylaştırıyor hem de hasta yönünden de riski azalttığı için daha konforlu bir süreç geçirmesini sağlıyor. No touch lazer cerrahisinde göze dokunmadan yapıyoruz, kesi yapmıyoruz. Sonrasında ise yani zaten düzeltebildiğimiz şeyler miyop, hipermetrop, astigmat hepsini tedavi edebiliyoruz. Başka avantajları var mı? Başka avantajları özellikle ince korneyalı hastalarda. Daha önce siz lazer olamazsınız denilen hastalarda bu yöntemi rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Kesi atmadığımız için korneayı çok fazla inceltmiyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Öyle olduğu için de no touch lazer dokunmadan cerrahi olarak rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani miyop ve hipermetropu olan bir kişi bu tedaviyle iki görme problemi aynı anda kurtulabilir. İkisini beraber yapabiliriz. Peki her gelen hastaya özel bir tedavi mi uyguluyorsunuz? Birazcık daha onu açalım. Diğer lazer tedavileri içinde yine tek tip bir lazer mi var yoksa çeşitleri var mı? Hayır, lazer tedavilerinin de çeşitleri var. Sadece no touch lazer cerrahisi yok. Diğer işte lasik cerrahisi de yapıyoruz. Buradaki amaç hastanın gözüne en doğru olanı karar vermek. Nedir bu? Yine aynı şekilde nasıl premium akıllı lenslerde yapıyorsak yine lazer cerrahisi öncesinde de doğru bir muayene. Kornea tabakasının kalınlığı, kornea tabakasının dikliği. Bizim için bunlar çok önemli kriterler. Hepsini teker teker detaylandırıyoruz. Ve hastanın beklentisi, hastanın daha sonraki yaşam koşullarının ne olacağı. Bunları çok iyi dinlemek lazım. Ona göre kişiye özel bir lazer planlaması yapıyoruz. Yani herkese de no touch yapmıyoruz ya da herkese lasik yapmıyoruz. Tamamen dediğim gibi muayene artı hastanın beklentisi artı hastanın yaşam koşulları. Hepsini bir bütün olarak ele almamız lazım. Peki birazcık da sarı nokta hastalığından bahsedelim. Nedir sarı nokta hastalığı? Sarı nokta hastalığı özellikle yaşa bağlı olarak görme noktamızın bozulması. Görme noktasında bir görmeme meydana geliyor. Yani baktığınız yerde tam ortada simsiyah bir karanlık olduğunu düşünün. Buradaki olay görme noktasının damarlarının bozulup orada atık maddelerin birikip vücudun bunu atamaması. Ve çok ciddi bir sağlık sorunu bu. Özellikle 50 yaş üstünde çok sık görülüyor. Ya. 75 yaş üzerinde her 4 kişiden biri de görülüyor. Neden? Çünkü artık sağlıksız besleniyoruz. Artık siz de mesela bütün gün bunları konuşuyorsunuz. Yani sağlıksız beslenme, işte sedanter bir yaşam, özellikle fast food tipi beslenme, sağlıksız olarak işte paket gıdalar tüketme. Bunlar bir süre sonra gözün bu arkadaki fonksiyonu yapamamasına neden oluyor. O kadar etkili değil mi aslında? Evet. Bir de mavi ışıklar artık günümüzde. Mavi ışıkların yoğunluğu arttıkça görme noktamızda hatta bugün de bahsettiğiniz lütein zeaksantin vardı. Söylemiştiniz. Evet. Lütein ve zeaksantin mesela ultraviyole tutar. Mavi ışığın zararlı etkilerini tutar. Ama siz sağlıksız beslendiğiniz zaman ne devam oluyor? Edersiniz değil mi? Evet. Ultraviyole hasar vermeye başlıyor. Yani hem beslenme hem çevresel etkenler bunların bir araya gelmesiyle bir de yaş. Zaten yaşlanıyoruz. Bunları bertaraf edemiyor vücut ve ortaya sarı nokta hastalığı çıkıyor. Çok ciddi bir sağlık sorunu. Maalesef öyle. Görüşü de kötü değil mi? Evet. Körlüğe kadar gidiyor. Peki şu anda sarı nokta hastalığı için nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Eğer sarı nokta hastalığı yani yaş tip ve kuru tip olarak ikiye ayrılıyor. Yaş tipse gözde ödemler de gelişiyor. Su topluyor oralar. O yüzden su toplamaması için göz içerisinde ilaç tedavisi yapıyoruz. Göz içi enjeksiyonlar yapıyoruz ve kurutuyoruz. Eğer kurumuş bir sarı noktaysa ve görme çok düşükse özel lensler takabiliyoruz. Buradaki amacımız görmeyi biraz daha büyütüp çünkü o kadar az görüyor ki bu hastalar. Yani retinanın en azından gören kısımlarından faydalanarak görüntüyü biraz daha netleştirip işte daha rahat görmesini sağlamak. Bu şekilde lens tedavileri uygulayabiliyoruz.
görebiliyorsunuz. Birazcık da göz kapağı düşüklüğünü konuşalım. Neden meydana gelir göz kapağı düşüklüğü? Kimlerde daha fazla görülür? Hmm. Genetik midir? Göz kapağı düşüklüğü tabii genetik faktörler var altta. Yani gencecik insanların da gözünde düşüklük maalesef. Ama ikiye ayırmamız lazım aslında. Göz kapağı düşüklüğü dediğimizde bir estetik olarak. Üst göz kapağındaki deri fazlalığı mı? Yoksa kasta kapakta bir düşüklük yani kirpiğin hafif aşağıya doğru olduğu pitoz dediğimiz rahatsızlık mı? Önce onu ayırmak lazım. Tamam. Ama genel anlamda bizim anladığımız işte yaşa bağlı olarak bu üst göz kapaklarının gevşemesinden bahsedersek genellikle yaşa bağlıdır. Yaşla beraber vücudumuzdaki kolajenin, hyaluronik asitin azalmasıyla beraber buradaki doku gevşemeye başlar. Gevşediği için de kirpiklerin üzerine doğru kapak düşer. Oraya kadar geliyor hatta kapatıyor bazılarını evet, değil mi kapatıyor. Maalesef. Göz altlarında özellikle torbalar oluşuyor. Göz altlarında kırışıklıklar oluşuyor. Yine alt göz kapağı aşağıya doğru sarkıyor. Hı-hı. Altta ve üstte özellikle yer çekiminin etkisiyle bir düşüş meydana geliyor maalesef ki. Neler yapıyorsunuz onu konuşalım ya. Moralim bozuldu. O sorattı, o çöktü, o indi aşağı falan derken yapabileceklerimizi konuşalım. Evet yani ameliyat ve ameliyatsız yöntemler nedir? Ameliyatsız yöntemler şöyle ki eğer bunu fark ettiniz başladı. Erken davranmakta fayda var. Fark ettim ben. Benim başladı şu an erken davranmalı mıyım siz? Çeminle böyle bir aşağıda genetik yani, olarak var mı? Çok biraz. Hafif, çok hafif. Yani daha erken mi? Daha erken. Çok ileri seviyede ben değilsiniz. Ben çok sözünü dinlerim. Peki. Ne yapılabilir? Eğer hafif düzeyde bir düşüklük varsa plazma enerjisi yapılabilir. Nedir İşte o? Plazma enerjisi maddenin dördüncü hali. Küçük deri üzerinde ufak buharlaşma yapıyor, yanık yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Kabuklanıyor. Kabuklar daha sonra dökülüyor ve alttaki deriyi sıkılaştırıyor. Bu derideki bollaşmanın yapılabilecek yani müdahale edilebilecek ilk seçeneği. Hı. Artık kaşlar düşmeye başlıyor. Hafif kırışıklıklar oluyor. Mutlaka botoks. Botoksla beraber buradaki yine kas tonusu yani aşağıya çeken, sürekli sıkan kaslar gevşetildiği için bir kere kırışıklıklar azalıyor. Kaş bir miktar daha yukarıya doğru çıkıyor. Bu da bayağı bir kamuflaj yaptığı için yani bir bu süre daha. Bu güzel bir kombin oldu sanki. Evet gibi. Güzel oluyor. Tamam. Artı alt göz kapaklarında çukurluklar çok belirgin hale geliyor yaş ilerlediğince. Buraları da çökük yerleri doldurmak lazım. Hı. Yani özellikle bu yanak kısımlarında şu noktalarda çok fazla çökme meydana geliyor. Öyle olunca da sanki altta torbalar varmış izlenimi oluyor. O yüzden buraları da hafif bir dolguyla, renk değişimi varsa mezoterapilerle o bölgeyi besleyebiliriz. Tabii aynı zamanda sadece şey değil dışarıdan değil içten beslenme de çok önemli her zamanki gibi. Evet, evet. Bol su içeceğiz, bol sebze yiyeceğiz, sebze ağırlıklı. İşte o süreçte ultraviyoleden korunacağız. Yine çok fazla bir güneşin altında durmak mantıklı evet. değil. Evet sırka diyen ritmimizi koruyalım tamam dışarıya çıkalım ama bütün günde güneşin altında gezmeyelim. Zarar verdiğini biliyoruz evet. dediğimizde. Ameliyat yöntemlerine açık ameliyat dediğimiz evet. yani. Eğer, bunlar ameliyatsız yöntemler. Bunlar ameliyatsız yöntemler ama baktık çok fazla ileri derecede düşüklük var. Kaşlar çok fazla aşağıya inmiş. Kapak kirpiklerin üzerine kadar gitmiş. O zaman blefaroplasti dediğimiz ameliyat yöntemlerini uyguluyoruz. Bunlar genelde lokal anestezi altında yapılan cerrahiler. O uzun cerrahiler değil. Ortalama yarım saatlik cerrahiler. Ve sonrasında günübirlik olduğu için hastamızı evine yollayabildiğimiz cerrahiler. İyileşme süreci uzun mu? İyileşme süreci uzun değil. Ortalama 2-3 gün hani sizin çok fazla şişlik morluk olmasın diye dikkat edeceğiniz zaman 3. günden sonra ben herkesin işine gücüne dönmesini istiyorum. Çok fazla bir etkisi olmuyor çünkü günlük yaşama. Peki göz sağlığımıza dönecek olursak göz kuruluğu nedir, neden oluşur, nasıl tedavi edilir? Evet göz kuruluğu da çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olmak üzere. Neden? Çünkü sürekli online olarak hepimiz bilgisayarın başındayız. Ay çocuklarda görülüyor mu diye soracağım. Aynen öyle çocuklarda da görülüyor maalesef. Ya. Çünkü bilgisayardan kalkıp cep telefonuna oradan işte tablete geçiyorlar, televizyona geçiyorlar. Hepsinin gözleri kızarık, acıyor, işte batıyor diye geliyorlar maalesef. Bir çevresel faktörler. Kuru göz dediğimizde sonuçta orada bir gözyaşı var. Gözyaşı çevresel faktörlerde nedir? Isı. İşte sürekli bilgisayardan gelen ısı, ışık. Bunlar nedeniyle buharlaşma çok fazla oluyor. Ve buharlaşma fazla olduğu için gözünüzde kuruma meydana geliyor. Bunları bertaraf etmek için işte bol su, yine ekrandan yarım saatte bir uzaklaşma. Biliyorsunuz 20 kuralı da vardır. Daha önce de hep söylenmiştir. 20 dakikada bir, 20 saniye, 20 fite bakmak olarak Amerikalılar bunu tanımlamışlar. Yani 6 metreye boş boş uzağa bakacağız. Boş boş uzağa bakmak. Evet ve ekrandan gözümüzü kaçıracağız. Bu
o anda? Hem o bir aşamada buharlaşmayı engellemiş oluyor. Ekrandan gözünüzü çekiyorsunuz. İki, yakına bakarken sürekli iç kaslarınız kasılı olduğu için gözde ağrı oluşuyor. Uzağa baktığınızda o kaslar gevşiyor. Çünkü göz uzakta hiçbir kası kasılmadan nötr pozisyondadır. Ha, doğru. Evet, ama siz yakına baktığınızda hemen iç kaslarınız kasılır. Uzun süre bir şeye baktığınızda gözünüz ve başınız ağrımaya başlar bu nedenle. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Biz bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağlar'la yeni bir gün devam edecek. Bizden ayrılmayın.